Fikret Bila, HalkTV.com.tr Gerçeğin huyu Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır sözünü rahmetli Erdal İnönü'den duymuş ve ne doğru bir söz diye not etmiştim. Son günlerde bu sözü iktidara anımsatmakta fayda var. Çünkü iktidar gerçekleri yok sayan, üzerini kapatan ve tersine çeviren bir propaganda söylemi kullanıyor. Son dönemde iktidar sözcülerinde gerçek ötesi kavramıyla anılan bu propaganda yöntemi çok dikkat çekici biçimde sıklaştı. Örneğin iktidar cumhuriyet tarihini yok sayıyor. Tarihi kendi iktidarıyla başlatıyor. Sanki daha önce hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey üretilmemiş, devrimler, reformlar gerçekleşmemiş, Türkiye Cumhuriyeti diye bir ülke yokmuş gibi davranıyor. Tarihi kendine göre yeniden yazıyor bunu yaparken tereddüt bile geçirmiyor. Daha önce ambulans mı vardı, buzdolabı mı vardı, traktör mü vardı, üniversite mi vardı diyebiliyor. Savunma sanayi yeni kurulmuş gibi askeri araçların ilk kez bu iktidar döneminde üretildiğini savunuyor. İktidar muhalefeti eleştirirken bunlar Türkiye'yi Suriyelileştirerek çökertmek istiyorlar, bu oyunu bozacağız diyor. Kendi yanlışlarını sanki muhalefet yapmış gibi düzeltme sözü veriyorlar. İktidar sözcüleri mülakatı kendileri uygulamamış, hak yememiş gibi mülakatı kaldıracağız vaadinde bulunabiliyor. Yanlış politikalarla enflasyona zirve yaptırıp hayat pahalılığını baş edilemez bir düzeye çıkaran iktidar değilmiş gibi sorumluluğu marketçiye, pazarcıya, üreticiye yükleyip 14 Mayıs'tan sonra hesap soracaklarını söyleyebiliyor. Savunma sanayi sektöründen başlayalım. Türkiye kuruluş yıllarında da daha sonra da savunma sanayine sahip bir ülkeydi. Türkiye Atatürk zamanında savaş uçağı ve sivil uçak üretmiş, kullanmış, ihraç etmiş bir ülkeydi. İlk üretilen uçaklardan birini Atatürk İran Şahı'na hediye de etmişti. Vecihi Hürkuş Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi bir mühendis ve pilottu. Türkiye NATO'ya girinceye kadar uçak üretmiş, uçak fabrikaları NATO'ya girdikten sonra kapatılmıştır. Türkiye 1970'li yıllarda denizaltı üretmeyi başarmıştı. Türkiye'de üretilen askeri gemilerin denize indiriş törenlerine ilişkin görüntüler arşivlerde mevcuttur. Türkiye 1987'de ABD ile ortak projeyi hayata geçirerek Ankara'da F-16 üretmiş, kullanmış ve Mısır'da ihraç etmiş bir ülkedir. İktidar Türkiye'de 20 yıl önce tabanca bile üretilmediğini de söyledi. Oysa MK'ye 1960 yılından bu yana tabancada da tüfek de üretir. Askerlerin, polislerin beylik tabancaları MKE tabancalarıdır. Türkiye Milli Savunma Sanayi'ni kurmaya ve güçlendirmeye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ABD'nin koyduğu silah ambargosunun hemen arkasından başlamıştır. Ecevit Erbakan döneminde Milli Savunma Sanayi'nin temelleri atılmış, izleyen Demirel hükümetleri döneminde de sürdürülmüştür bugün övündüğümüz TUSAŞ 1973 yılında, ASELSAN 1975 yılında, HAVELSAN 1982 yılında, ROKETSAN 1988 yılında kurulmuştur. Bu kuruluşları kuran ve üretime geçiren daha önceki iktidarlar ve liderler bu kurumları ve üretimlerini seçim kampanyalarının merkezine koymamışlardır. Milli savunma sanayi adı üzerinde milli bir konudur ve partiler üstüdür elbette savunma sanayinin devlette veya özel sektörde yeni teknolojilerle askeri araçlar üretmesi olumlu bir gelişmedir. İktidar değilse bile bu alandaki projeler devam ettirilecek ve desteklenecektir. Savunma sanayinin bugün geldiği düzey aniden ortaya çıkmış değildir. 1970'lerden beri devam eden bir sürecin sonucudur. Geçmişte yapılanlar ne kadar yokmuş gibi davranılsa da gerçekler yok olmaz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.